Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne hoş geldiniz. Kıbrıs Barış Harekatı, Cumhuriyetimizin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisidir. Ve Türk milletini eşi ve benzeri olmayan bir biçimde kenetleyen başarılı bir zaferdir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen harekat kısa sürede başarıya ulaşmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda adanın %35'i geri alınarak bölgede yaşayan Türk halkı güvene kavuşturulmuştur. Mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Kıbrıs konusunun unutulmadan yeni nesillere aktarılmasını ortaya çıkmış oldu. Ömrü mücadeleyle geçen dönemin siyasi liderlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 24 Ekim 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Madalya ve Nişanlar Yasası, Anayasanın 94'e 1 maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazetede yayınlanarak ilan olunur. Aradan 45 yıl geçmesine rağmen madalyalarımızı alamadık. Üzülerek söylemek gerekirse hiçbir siyasi partimiz de bizimle ilgilenmiyor. Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçmiştir. Kıbrıs Türk'ü kendi vatanını bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Kore ve Kıbrıs gazilerimiz öve evlat muamelesi yapılmaktadır. Gazilerimiz mağduriyeti giderilmediği için hayatlarını zorlukla idame ettirmektedirler. Türkiye'de sadece terör gazileri yok. Terör gazileri neyse Kıbrıs gazileri de aynı olmalıdır. Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı günler dileyerek hepinize sevgiyi... Ben Kıbrıs Barış Harekatı'nda sırasında 4 yaşındaydım. 70 doğumluyum. Ondan sonra ama bizim köylerimizde Rahmetli dedem çok takdir ederdi bu işte ben Karadenizliyim. Biraz böyle basında var ama şöyle biz de böyle Rumlarla Erzurum'da nasıl Ermenilerle savaş olmuş çete savaşı bizde de Rumlara yönelik bir çete savaşı olmuş. Benim büyük dedem o çete savaşında o Topalos'tan ve onun göründü muhafız alanı daha sonra Atatürk'ün evine giriyorlar. Bizzat çatışıyor. Ve Atatürk'ün yaklaşık 5 yıl kadar da yakın korumalığını yapıyor benim büyük dedem. Onun için benim dedem, rahmetli dedem, onlar bütün ecnebilere Urum derdi. Urum. Yani Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman demez, hepsine Urum derlerdi. Rum anlamında. Çünkü böyle maalesef savaşlar olmuş, büyük katliamlar yaşanmış. Değerli kardeşlerim, Türk milleti asker bir millettir. Dünyada İngilizlere asker millet denmez. Dünyada Fransızlara asker millet denmez. Dünyada Almanlara, Ruslara asker millet denmez. Ama Türk milletine asker millet. Hani sloganımızda var ya, her Türk asker var. Bizim ruhumuzda askeri var. Ama bu bizim askerliğimiz sadece görüldüğü şeyler değil. Bak 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ispat etti bu millet, asker millet olduğunu. Tankların karşısına o FETÖ'cü hain darbecilerin karşısına eli Türk bayrağıyla vücudunu sterildi. Dünyada başka bunun örneği yok. Onun için bizlerin göreviydi, ben valiyim. Komutanım, emniyet müdürüm. Ama vatandaşın görevi olmadığı halde kendisini
Siper etti. Böyle bir milletiz. Allah'a şükürler olsun. Uçak gemisidir. Dolayısıyla biz Kıbrıs'la ilgili olarak buradaki Kıbrıs'taki bazı hemşerilerimizin bir takım böyle geniş geniş, large large şeyleriyle falan uğraşamayız. Bu madalyalar Kıbrıs'tan geldi. Kıbrıs'tan gelmiş. Allah'a şükür. En sonunda başkanı. 166 gazimize madalya ve beratı tevcih edeceğiz. Vefat eden 21 gazimizin madalya ve beratı ise eski çocuklarına vereceğiz. Sayın Valim buradayız. Recaip baban senden çok yakışıklı ve genç. Abla gel. Sayın Valim bu taraftan görürsek. Sayın Valim buyurun. Sen de zahmet al. Eşim çok merak ediyor. Tamam. Sayın Valim. Eşim mi? Tam madalya çiğdi. O zaman benim var. Tamam. Benim var. Buraya geldim. Çıkartmayacağız. Böyle kol. Böyle kol. Takmak istiyorsan takarsın. Takmak istiyorsan. Sonra dene. Sonra. Çok harika. Yüze çıkar. İnşallah. Tamam mı? İsmim Yaşar Uygur. Madalyası aldınız. Neler hissediyorsunuz? Şeref madalyasını 45 yıl evvelinden almamız lazım hadi. Ben Kıbrıs'ta Kıbrıs değiştirme alayında askerdim. 26. dönem derdiler o zaman. Ben orada gazlı olduk. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Bugün de madalyamızı aldık. Devletimiz bizi tanımış oldu. Neden bu kadar gecikti sizce? Bunun sebebi nedir? Bunu devlet hatası mı diyelim, kendi hatamız mı diyelim, gidip istemedik mi diyelim. Yani bu konuda başka bir herhangi bir şey olamazdı bu konuda yani. Böyle tahmin ediyorum. Ya devlet hatası, devlet unuttu ya bizler ilgilenmedik, bizler unuttuk. Ondan böyle gecikti. 45 yıl sonra sonuçta kavuştuk birbirimize. Sayın Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Töbetimize zarar vermesin. 45 yıl sonra nihayet madalyamızı almış bulunuyoruz. Kıbrıs'tan. Anladım. Allah töbetimize zarar vermesin. Bir daha böyle bir acılığı da göstermesin. Gecikmeli almışsınız. 45 yıl sonra aldınız. 45 yıl geçti aradan. Neden bu kadar geciktiniz? İlgilenmediler, vermediler. Siyasilerimiz bu işi düzenlediler. Şey yapmadılar. Ama şimdi buyurtturuz. Allah'a şükür. Sonunda madalyalarımızda Kıbrıs'tan gelmesine rağmen memnunuz. Başkan.